Bu gördüğünüz sincap dostumuz meşe palamudu toplamayı çok seviyor. Çünkü yaşamını sürdürebilmesi için bunu yapması gerekiyor. Diyelim ki her gün tam 3 adet meşe palamudu topluyor olsun. Ben şu soruya yanıt arıyorum. 5 günün ardından kaç adet meşe palamudu toplamış olacak? Şöyle düşünelim. Her gün 3 adet meşe palamudundan oluşan bunun gibi bir meşe palamudu grubu topluyor. Bu gördüğünüz meşe palamudu grubu Sincab'ın birinci gün topladığı meşe palamutlarını içersin. İkinci günde 3 adet meşe palamudundan oluşan bu gördüğünüz diğer grubu topluyor. Üçüncü günde 3 üç adet meşe palamudundan oluşan bu gördüğünüz diğer grubu toplasın. Her bir gün eşit Sayıdan meşe palamudu topluyor. Dördüncü günde de üç adet ve beşinci günde de üç adet topluyor. Sincabın toplam kaç adet meşe palamudu olduğunu merak ederseniz tüm meşe palamutlarını toplarsınız veya şöyle yapabilirsiniz. Sincabın her biri üçer adet meşe palamudundan oluşan toplam 5 adet meşe palamudu grubu var. Gruplar birbirine eşit. Her birinde 3'er adet meşe palamudu var. 3 adet meşe palamudu içeren 5 grup o halde toplam meşe palamudu sayısı 5 adet 3'e eşittir. Bunu nasıl yazabiliriz? 5 adet 3'ü ardarda toplayabiliriz. 3 artı 3 artı 3 artı 3 ve artı 3. Bu işlemin sonucunu hesaplamak için 3'er 3'er sayabilirsiniz. Gelin yapalım. 3, 6, 9, 12 ve. 15. Elimizde 3 vardı. 3 daha ekleyince 6 oldu. 3 daha ekledik. 9. 3 daha ekleyince 12 oldu. 3 daha ekleyince de 15 oldu. Sincabın toplam 15 adet meşe palamudu olduğunu hesaplamamızın yöntemlerinden biri budur. Şimdi gelin bu hesabı bir de matematiğin en temel özelliklerinden birini kullanarak yapalım. Bu özelliğin adını bu videoda henüz söylemedim ve şimdi söylüyorum. Bu özelliğin adı çarpma. Çarpma işlemini kullanacağız. Çarpma işleminin kullanılabilmesi için herhangi bir şeyden eşit sayıda içeren gruplar olması gerekiyor. Az önce yaptığımız 5 adet 3'ü toplama işlemini şöyle de ifade edebiliriz. 5 burada yeni bir simge kullanacağım çarpı 3. Burada yazılı olan tüm ifadeler aslında birbirine eşittir. Elimizde eşit sayıda öe içeren gruplar var. Bir sayıyı birkaç kez kendisiyle toplama işlemine zaten aşinasınız. Burada yaptığımız gibi üçer üçer sayma işlemine de aşinasınız. Aslında tüm bu işlemleri uygularken çarpma işlemini kullanıyorsunuz. Biri size 5 çarpı 3 dediğinde aklınızda hemen üçerli 5 grup canlandırabilirsiniz veya 5 adet 3 düşünebilirsiniz veya 3 artı 3 artı 3 artı 3 ve artı 3 işlemini düşünebilirsiniz veya bu işlemin sonucunu yani 15'i düşünebilirsiniz. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kan Akademi'nin sayfasında bu konuyla ilgili pek çok alıştırma videosu var. Bunları izleyerek bu videonun ana fikrini iyice öğrenmeye çalışın. İzledikten sonra bu kavramın yaşamınız boyunca öğreneceğiniz en kullanışlı matematik kavramlarından biri olduğunu siz de göreceksiniz.